peleti konuşuyor, gelişmiş pek çok ülkede ısı ve enerji ihtiyacında pelet kullanılıyor. Orman ve tarımsal artıkların parçalanıp, kurutulup yüksek sıcaklık ve basınç altında sıkıştırılmasıyla üretilen ve yenilikçi bir ürün olarak ortaya çıkan pelet, yenilenebilir enerji kaynaklarının son dönemde en çok tercih edilen çeşidi. Ben yaklaşık 15 sene Amerika'daydım. Orada sektörel olarak da bu tarz üretim yapan firmalara hizmetlerimiz oluyordu. Orada odun peletleri ve yakıt peletlerinin çok hızlı bir şekilde artan bir sektör olduğunu gördük. Bunlar sayıları ve üreticilerin de kapasiteleri gitgide artmaya başladı ve bunlara bakınca hep Avrupa enerji üreticilerinin Amerika'da pelet üretimi yapan tesisleri alması ya da kurmasıyla başlayan, hani limanından ağaç işletmesine ve pelet üretimine kadar hepsini yapacak şekilde entegre tesisler kurduklarını gördük. Avrupa Biyokütle Enerji Derneği'nin kaynaklarına göre bu tüketim Avrupa'nın kendi kaynaklarıyla karşılayamayacak düzeyde. Hatta bundan 3-4 sene önce senede 1 milyon gibi bir tonluk bir ithalat olurken Avrupa'ya, şu anda baktığınız zaman bu 5-6 milyona ulaştı ve önümüzdeki 6 sene, 7 sene içinde bunun 20 milyon ile 60 milyon arasında herhangi bir yerde olabileceği tahmin ediliyor ve çünkü tüketim ve talep bu yönde de gidiyor. Biz bu açıdan yola koyulduk. Stratejik konum bakımından yanı başımızda yaşanan bu gelişmeler, Atiken Biyokütle ve Yakıt Peletleri kurucusu Emre Ergun'u Türkiye'de yatırım için harekete geçiriyor ve karbon emisyonuna yol açmayan yatırım için Tire Organize Sanayi Bölgesi seçiliyor. Yatırım yeri bakarken de hani Türkiye'nin birkaç yerine baktıktan sonra İzmir Tire'de bir tesis kurmaya karar verdik. Neden İzmir Tire? Bir sebebi, burada meyvecilik çok yapılıyor. Hani zaten budama atıkları çok fazla, tarımsal atıklar çok fazla. Bunlar bizim için enteresan ham maddeler. Bunun yanında orman işletmeleri civarımızda oldukça fazla var. Bunların kendi üretimde fireleri, %30'luk firelerle çalışıyor bu sektör genellikle. Bunların hepsi artık ormancılıkta ortada kalan, ticari değeri olmayan ağaç parçaları. Bunlar da bizim için değerli kaynaklar. Ve bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman bizim için ideal şartları sağlayan yerlerden birisi Tire. 20 kilogramlık çuvallar içinde satışı yapılan pelet kolaylıkla kömür yerine kullanılabiliyor. Yüksek yoğunluğu nedeniyle de az yer kaplıyor ve depolamayla taşımadan kazanç sağlıyor. Stokerli yanma sistemi kullanan her ölçekten işletmenin enerji talebi peletle karşılanabiliyor. Pelet yandığı zaman herhangi bir koku veya is ortaya çıkmıyor. Otellerden tutun ticari üretim yapan fabrikalara, süt endüstrisi olabilir, gıda sektörü olabilir. Bazı sektörlerde kokuya hassasiyet var, her şeyi yakamıyorlar, her türlü yakıt kullanılamıyor. Pelet gibi yakıtlar bu tarz avantajları olabiliyor. Evsel kullanıcılar için de ayrı bir güzelliği var. Hem bir pelet, yani burada da örnekleri görüyorsunuz. Bunları ben burada kömür olsa ellemek istemezdim belki ama baktığınız, yani gördüğünüz gibi peletler gayet temiz. Kışın yoğun kömür kullanımı dolayısıyla nefes almanın mümkün olmadığı şehirler mevcut. Emre Ergun, hava kirliliğine yol açmayan peletle kömür arasındaki verim farkını çok net ortaya koyuyor. Bizim average enerji değerimiz 4500 kilokalori. Kömüre yakın diyeyim, yani Soma kömürüne mesela yakın diyebiliriz. Ama kül değerimiz %1'in altında, yani artı rutubetimiz de %8 civarında. Yani %91 verimle yanabilen, yani 1000 kilonun 910 kilosu net olarak yanan bir yakıta karşı diğer kömür örneklerine baktığımız zaman %15-25 arasında rutubet değerleri, %15-20 arasında kül değerleriyle belki %60 verimle yanabilen, yani 1000 kilonun 600'ünü yaktığınız ve 400'ünü bir şekilde yanmadığı ya da havaya buharlaştırdığınız bir takım yakıtlara karşı bir kıyaslamaya giriyorsunuz. Dolayısıyla net verimlilik olarak çok verimli bir yakıt, özellikle odun peletleri. 4500 kilokalori enerji değeri ve düşük kül ve nem oranıyla son derece verimli yanma sağlayan pelet yapımında %100 doğal, herhangi bir kimyasalın kullanılmadığı orman ürünleri tercih ediliyor. Orman işletmelerinde ortaya çıkan kereste endüstrisinde ortaya çıkan atıklar, saf ağaç atıkları diyeyim, bu kesimlerde ortaya çıkan fire denen malzemeleri biz kullanıyoruz. Yaparken bazı sektörlerde katkı da yapılabiliyor ama biz bunları kullanmadan kendi başına ağacın kendi özelliklerini kullanarak sadece rutubetini indirip şeklini değiştirerek onu farklı bir formata sokarak piyasaya kullanılabilir hale getiriyoruz. Başlangıçta üretim kapasitesi senede 20 bin ton olarak belirleniyor ancak hedef rakamı yıllık 150 bin tona çıkarmak. Türkiye'de sadece ithal edilen kömür miktarı 36 milyon ton. Yani geçtiğimiz senelerde olan rakamlar. 20 bin tonun devede kulak diyeyim, çok küçük bir miktar. Bizim buradaki hedefimiz 150 bin tonluk bir kapasiteye ulaşmak. Önümüzdeki 5 sene içinde basamak basamak ilerleyen, aynı anda
büyük bir yatırıma girmeden işte en küçük pilot ölçek, endüstriyel ölçek ve daha sonra da farklı 4-5 yerde belki aynı anda gelişen birkaç projemiz daha olacak. Emre Ergun'un kurduğu pelet tesisinin devreye alınmasında İzmir Kalkınma Ajansı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'ndan da destek alınıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yeni yatırımlar yapacaklarını dile getiren kurucu Emre Ergun, çevre vurgusuyla sözlerini noktalıyor. Atıken biyokütle enerji kaynakları olarak öncelikle bu Türkiye'nin artan enerji ihtiyacının en azından bir kısmını yerel ve yenilenebilir kaynaklardan belki de en iyilerinden birisi olan biyokütle kullanımından yana olacağını düşünüyoruz. Bunun Türkiye'de çok önemli ve hızla gelişeceğini düşünüyoruz. Ekonomik olarak getirisi oldukça yüksek. Elektrik, doğalgaz ve diğer katı yakıtlara göre bakınca da pelet yakıtlarının çok daha iyi avantajları olduğunu görüyoruz. Karbon nötr çevreye saygılı bir yakıt. Bir yerde bütün Türkiye'ye yetişecek üretim yapmak yerine daha dağınık bir enerji modelinin içinde farklı bölgelerde bölgenin ihtiyaçları ve oluşturduğu maddeleri kullanarak bu tarz tesisleri yayılacağını düşünüyoruz. Bizim belki 5 tane fabrika kurmak çok büyük bir hedef olmayabilir bunun içinde. Ancak tabii ki bu zaman gösterecek. Bunun hızla büyüyeceğini Türkiye'de düşünüyoruz.